Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın kıymetli üyeleri, değerli sanayicilerimiz, saygı değer girişimcilerimiz, çok kıymetli konuklar, Bursa programımızın ilk durağında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak pandemi nedeniyle sizlerden uzak kalmış. Salgın etkilerini nispeten azalmasıyla artık sahaya daha sık gelip yerindeki sesini yerinde duyalım bize. İşte bu yüzden Anadolu turumuza da Bursa'dan başladı. Tarımıyla, sanayisiyle ve turizmiyle güçlü bir ekonomik altyapısı olan bu hakim şehir, Türkiye ekonomisinin can damarlarından biridir. Bursa sanayisi o kadar dinamik ve üretken bir yapıya sahip ki imalat sektörünün neredeyse her kaleminde ihracat yapabiliyor. Otomotivin, tekstilin ve mobilyanın kalbi burada artıyor. Türkiye'nin otomobilinin gerçekten yola çıkacak olması elbette tesadüf değil. Sahip olduğunuz kabiliyetler, güçlü tedarik zincirleri ve firma etkileşimini kolaylaştıran ekosistem, Bursa'nın taşıdığı avantajlardan sadece birkaçı. İklim merkezi konumunda olan Bursa, bölgesel gelişim açısından da çevre illerinin kalkınmasında bir kaldıraç görevi üstleniyor. Dolayısıyla taşıdığımız bu potansiyel ülkemize de yüksek katma değer, üretim çeşitliliği ve istihdam olarak geri dönüyor. Bu etkileyici performans sizleri bir rol model olarak da öne çıkarıyor. Değerli konuklar, malumunuz zor bir 2020 yılını geride bıraktı. Yaşadığımız bu küresel salgın, sosyolojik, ekonomik ve toplumsal pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bakın biz bu dönemde sorunsuz işleyen bir düzenin aniden durabileceğini, deyim yerinde ise tüm şartlarının bir anda kapanabileceğini gördük. Küresel ekonomi belki de son 100 yılın en şiddetli daralmasını yaşadı. Dünya ticareti ve uluslararası sermaye hareketleri derin yaralar aldı. Küresel çapta işsizlik, bütçe açıkları, borçluluk oranları ve enflasyon artış eğilimine girdi. Oluşan bu hasarın giderilmesi maalesef zaman alacak. Türkiye işte böylesine zorlu bir mücadeleyi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hızlı koordine olabilme yeteneği sayesinde başarıyla yürüttü. Emekçiler, işverenler ve vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Salgından etkilenen işletmelerimize çeşitli hibe destekleri sunduk. Vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerinde ertelemeler getirdik. KDV ve kira stopajlarında indirimler yaptık. Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için biraz önce ifade edildiği gibi Sayın Başkan tarafından
benzersiz adımlar attı. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmalar Türk sanayisini bu zorlu dönemde ayakta tuttu. Bahsettiğim bu 4 uygulamayla 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduk. Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın 191 milyar liraya, yani milli gelirin %3.4'üne ulaşmasını bekliyoruz. Şurada açıkçası çok net ifade etmek istediğim bir husus var. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edecek, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız. Kimsenin bundan en ufak bir kuşkusu olmasın. Biliyorsunuz aşılamada da önemli bir ivme artışı söz konusu. Günde 1 milyon dozun üzerinde aşı yapılıyor. Bakınız bu muazzam bir başarı ki dün 1,5 milyonu aştı. Belki bilemiyorum gelişmiş ülkeler ama gelişmekte olan ülkeler içerisinde en yüksek orana ulaştığımızı düşünüyorum. Ki gelişmiş ülkelerde de 1 milyon rakamına çıkıldığında da o ülkeler tarafından yine dönüklüğüyle ifade edilen açıklamalar söz konusuydu. Ben burada hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Sağlık Bakanımıza, huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. İnşallah kısa sürede, inşallah bu durumun olumlu etkisinde önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, biraz önce ifade ettiğim gibi inşallah bu aşının olumlu etkisini de önümüzdeki dönemde hem ekonomide hem de sosyal hayatın normalleşmesinde göreceğiz. Atılan adımların katkısıyla 2020 yılını biraz önce de ifade edildiği büyümeyle kapattık. Ekonomik aktivite 2021'in ilk çeyreğinde canlı bir performans gösterdi. İlk çeyrekteki %7'lik büyümenin %30'unu imalat sanayimiz tek başına sırtladı. Yine bu dönemde dış talebin ve yatırım harcamalarının da büyümeye önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. İhracat tarafı oldukça güçlü gidiyor. Bu sene turizmde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracat performansı gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bursa'nın ticaret rakamları da yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre %38'in üzerinde arttı. Sizlerin de desteğiyle yıl sonu hedefimize ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Makroekonomik politikalarımızda 3 temel önceliğimiz var. Birincisi, ekonomide dengesizlik ve kırılganlık oluşturmayacak kaliteli ve istikrarlı bir büyümeyi temin etmek. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren, verimliliği artıran ve rekabeti teşvik eden politikalarla büyüme patikamızı şekillendirmek istiyoruz. Bu büyümeden de tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz. İkinci politika önceliğimiz, cari açığın kontrol altına alınması. Hatta orta vadede cari fazla veren bir ekonomik yapının hakim kılınmasıdır. Cari açıkla mücadelenin hem dönemsel hem de yapısal unsurlarının olduğunun farkındayız. İhracat pazarlarımızın toparlanıyor oluşu dönemsel açıdan işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Benzer şekilde altın ithalatını azaltmak için uyguladığımız tedbirlerin de müsbet etkilerini görmeye başladık. Yılın ilk 5 ayında
altın ithalatı geçen seneye göre %47 azaldı. Yapısal tarafta da bir dizi tedbir elbette hayata geçecek ve geçiyor. Örneğin, imalat sanayimizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da artırmak için özel programlar uygulayacağız. İhracatı önceleyen yatırımlara ağırlık vereceğiz. Yurt dışı lojistik merkezleri açarak ihracatçıların potansiyel pazarlara erişimini hızlandıracağız. Bu özellikle e-ticaret için son derece önemli. Bu noktada Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde inşallah önümüzdeki dönemde bu lojistik merkezlerimizi hızla faaliyete geçireceğiz. Üçüncü ve en önemli politika dediğimiz ise fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Değerli arkadaşlar, enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli yatırım yapmaya da cesaret edemez. İşte bu yüzden enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Biz bu sorunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Enflasyonla mücadelede beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında önemli bir rol oynayacak. Tabii burada döviz kuru istikrarı da oldukça önemli. Son dönemde döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin daha da arttığını görüyoruz. Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi hızlanacak, Türk lirası varlıklara talep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi de beraberinde getirecek. Biliyorsunuz geçmişte de yüksek enflasyon sorununu yaşadık ve attığımız adımlar sayesinde enflasyonu gayet başarılı bir biçimde tek hanelere indirdik. Yine benzer bir başarı hikayesi, inşallah bir başarı hikayesini birlikte yazacağız. Ancak bunun için sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Biz hükümet olarak sizlerin yükünü alacak ve işlerinizi hızlandıracak düzenlemeleri yapmakta kararlıyız. Reform paketinde de yer verdiğimiz üzere sanayimiz için finansman, beşeri sermaye, vergilendirme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi alanlarda somut politikaları hayata geçireceğiz. Birkaç örneğe burada yer vermek istiyorum. Finansal erişimin sizler için ne denli kritik bir önem taşıdığını biliyoruz. Buradan hareketle bankacılık sektörünün yanı sıra faizsiz finans sistemi ve sermaye piyasalarını daha da derinleştirecek politikalara hız vereceğiz. Katma değer üreten firmaların hayatta kalmasını da oldukça önemsiyoruz. Bunun için bankacılık sektörümüzde firma rehabilitasyonları için yeniden yapılandırma birimleri kurulmasını teşvik ediyoruz. Sanayicilerimizin ara eleman bulma noktasında karşılaştıkları zorlukların da farkındayız. Bu sorunu çözmek üzere çok önemli bir adım atıyoruz. Hazırlıklarımızı da büyük ölçüde tamamladık. Mesleki eğitim merkezlerini gençlerimiz için çok daha cazip kılacağız.
Karbalık döneminde alınan ücretlerle iyileşme sağlayacak ve bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu tarafı olarak biz karşılayacağız. Böylece sizlerin üzerindeki yükleri kaldırmayı hedefliyoruz. Burçları kıymetli dostlarım, ülkemizin potansiyeline ve sizlerin yapabileceklerine çok büyük bir güven duyuyoruz. Türkiye, küresel ekonominin sayılı üretim ve inovasyon merkezlerinden biri olabilir. İnanın, bunun önünde hiçbir engel yok. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Bunu hep birlikte gördük. En zor durumlarda bile müdahale kapasitesiyle Türk sanayisi gücünü gösterdi. Sanayimizi daha ileri taşımak adına sizlerden 4 temel beklentimiz bulunuyor. Birincisi, yüksek katma değer üreten, dijitalleşmeyi teşvik eden ve rekabet gücümüzü artıracak yatırımlara öncelik vermenizi arzu ediyoruz. Bursa, sahip olduğu avantajlarla yerli yabancı pek çok yatırımcının hedef noktası da olabilir. Dolayısıyla sizlerin proaktif olmanızda, uluslararası işbirliği imkanlarını zorlamanızda büyük faydalar bulunuyor. İkincisi, borç öz kaynak dengenizin daha dikkatli ayarlanması hususu. Ben katıldığım tüm toplantılarda bu hususun özellikle altını çiziyorum. Ödeyebildiğiniz kadar borç alın. Büyük yüklerin altına lütfen girmeyin. Şirketlerinizi sermaye piyasalarına açmak gibi farklı finansman imkanlarını da lütfen gündemimize alın. Amade ve emtia fiyatlarının dünya genelinde arttığı, gelişmiş ülkelerde enflasyon beklentilerinin yükseldiği bir döneme giriyoruz. Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politikalarında değişikliğe gidebileceği bir ortamda yurt dışı piyasalarda oynaklığın artabileceğini öngörmek gerekiyor. Bu nedenle bilanço yapımızı bu yeni döneme göre ayarlamamız önem arz ediyor. Üçüncüsü, istihdam ve teknoloji dengesini çok iyi kurmaya özen göstermeliyiz. İş gücümüze yeni iş imkanları oluşturmak kadar mevcut iş gücü kabiliyetlerinin geliştirilmesi de kritik öneme sahip. Bu noktada Bursa diğer illerimize göre avantajlı bir konumda. İlimizdeki model fabrikanın gerek yalın üretim, gerekse dijitalleşme konusunda dönüştürücü bir fonksiyon üstleneceğini düşünüyorum. Sizlerin burada alacağı eğitimler, verimlilik ve rekabet artışı olarak işinize geri dönecek. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz. Dördüncüsü ve son olarak sanayinin yeşil dönüşümü konusunu da evet biraz önce Sayın Başkanımız da ifade etti. Bu konuya özellikle vurgu yaptı. Bu yeşil dönüşüm konusunu da hep birlikte ele almamız şart. Yeşil teknolojiler küresel çapta yeni ürünler ve piyasalar oluşturmak için ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. Küresel iklim değişikliği tarım başta olmak üzere hayatımızın pek çok alanını etkilemeye başladı. Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların da bu konudaki hassasiyeti günden güne artıyor. Önümüzdeki dönemde dış kaynaklara ve dış finansmana erişim şartlarından birisi de yeşil dönüşüm olacak. Dolayısıyla bu konuyu asla ıskalamamamız gerekiyor. Türkiye yeşil devrimin öncülerinden biri olabilir. Ben bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Türkiye'nin otomobili projesi aslında tam da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir iş. Biliyorsunuz otomobiller artık
ulaşım aracı olmanın da ötesinde yüksek teknolojili, elektrikli, otonom ve ağa bağlı akıllı bir cihaza dönüşüyor. Tabii buna ek olarak çevre ve emisyon alanında getirilen yeni düzenlemelerde sektörde reformu zorunlu kılıyor. Dolayısıyla sektörde hem ana sanayinin hem de tedarik sanayinin hızla uyum sağlamasını gerektirecek bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu bakış açısına sahip olup harekete geçenler otomotiv endüstrisinin yarınlarını da şekillendireceklerdir. İşte TOK bu sektörün yarınlarını bugünden şekillendirme iddiasını ortaya koyuyor. Burada geliştirilecek teknolojiler çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini de hayata geçirecek. Daha önemlisi, ülkemiz tedarik sanayisi de bu dönüşüme ayak uyduracak. Bir sonraki adımda da geliştirdiğimiz teknolojileri yurt dışına ihracat edecek, ihraç edecek. Bir ülke sanayisi için bundan daha ilham verici bir örnek olabilir mi acaba? Bursa'nın bu benzersiz dönüşme öncülük edecek olması da hakikaten bizler açısından heyecan verici. Değerli konuklar, bugüne kadar aldığımız kararlarda ve uygulamaya koyduğumuz eylemlerde daima sizlerin talep ve gereksinimlerini göz önünde bulundurur. Ülkemizi salgın sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırıp sizlerin yatırım kararlarına hız kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin üretim üssü Bursa sanayisine çok daha fazla görev düşecek. Biz bakanlık olarak her türlü fikir ve önerilere açığız. Bu ülkenin gelişmesi için çaba sarf eden, katma değer oluşturan ve istihdam sağlayan siz değerli girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sözlerimi noktalarken her birinize katılımınız için teşekkür ediyor. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Sizi bırakıyoruz. Zaten sizi şeyler sahneye sahneyeceğiz. Sizler toplantı şimdi ibadetimizi yapıyoruz. Değerli basın mensupları, programımız bundan sonraki bölümü basına kapalı olacaktır. Sizlere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.